Bloomberg.com tarafından hazırlanan sabah bültenine hoş geldiniz. AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nin yürüttüğü ve geniş kitlelere ulaşması beklenen aşıda daha fazla küresel deney yapılması planlanıyor. AstraZeneca'dan yapılan açıklamada yeni deneylerle birlikte daha düşük dozun neden tam doza göre daha etkili sonuçlar verdiğinin araştırılması planlanıyor. Hafta boyunca süregelen yüksek risk iştahının ardından yatırımcılar güne temkinli başlıyor. AstraZeneca'nın ek deney açıklamasıyla azalan risk iştahı hisse vadeleri ve Asya'da kendini gösteriyor. Perşembe günü Şükran Günü nedeniyle kapalı olan S&P 500'de vadeliler %0.3 geri çekiliyor. Eurostoxx 50 vadelileri de %0.4 düşüşte. ABD Başkanı Donald Trump, seçiciler kurulunun Joe Biden'ın başkanlığını kesinleştirmesi durumunda bunun yanlış bir adım olacağını ancak yine de Beyaz Sarayı bırakacağını söyledi. Normalleşme sürecinde piyasanın atılmasını beklediği adımlardan biri olan zorunlu karşılıklarda düzenlemeye gidildi. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle zorunlu karşılıklarda kredi büyümesi şartı kaldırıldı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi gün içinde tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından günü 1.28 değer kazancıyla rekor seviyeden tamamladı. Sabah saatlerinde dolar TL 7.88'den euro TL 9.40'dan işlem görüyor. Altın %0.5 gerilemeyle en uzun haftalık kayıp serisine doğru ilerliyor. Altının onsu sabah saatlerinde 1.800 doların hemen üzerinde işlem görüyor. Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, uluslararası rezervler ve döviz likiditesi açıklanacak. Yurt dışında ise Avrupa Birliği'nden tüketici güven endeksi izlenecek.